Engin Aktaş 18 yaşında cezaevine girdi. 2011 yılında Emniyet Müdürlüğü'ne bomba atmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Ve o günden bu yana da hasta bir tutsak olarak cezaevinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bir eli bilekten, diğer kolu da dirsekten ampute olmuş vaziyette, yani kesik. Dolayısıyla yani engelli konumda olduğu için tek başına yaşamını idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporlar var. 6 kez verildi bu raporlar. Ve bu raporlara dayalı olarak da 6 kez infaz savcılığına, 6 kez yargılandığı mahkemeye ve 6 kez de bir üst mahkemeye başvurular yaptık. 18 kez toplamda. Bütün başvurular reddedildi. Oysa ki ceza infaz yasasının 16. maddesine göre Adli Tıp Kurumu'ndan tek başına yaşamını idame ettiremeyeceği yönünde rapor almışsa cezaevindeki hasta, yükümlü konumdaki kişi serbest bırakılması gerekiyor. Fakat aynı yasanın diğer fıkralarına göre toplum güvenliği için tehlike oluşturmaması gerekiyor. Bu yasal düzenleme uyarınca Ergin Aktaş'la ilgili olarak geçmiş dönemlerde verilen red kararlarında çıktığı takdirde yargılandığı dava dosyasındaki örgüt olan PKK propaganda yapacağı, toplumda infial uyandıracağı gibi gerekçeler sıralanmıştı. Hatta bir keresinde cezaevinde birlikte kalmak istediği diğer hücrelerde kalan mahpuslara bomba yapımını öğreteceği, onları silahlı mücadele konusunda eğiteceği gerekçesiyle red kararları vermişlerdi. Şimdi son süreçte ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olduğu için Ergin Aktaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına özgü şartla salıverme yasağına dayandırıyorlar serbest bırakmama gerekçesini. Çünkü ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilenler yine aynı ceza infaz yasasına göre 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna göre ölünceye kadar tek başına tek kişilik hücrede yaşamlarını sürdürüyorlar ve ağır hasta konumda olsalar bile, yani ölümcül nitelikte hastalıkları olsa, hayati tehlike arz eder konumda olsa bile ya da tek başına yaşamını idame ettiremeyecek konumda olsalar bile kesinlikle şartla salıverilmiyorlar. Yani ne ceza infazları erteleniyor ne serbest bırakılıyorlar. İşte Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan Türkiye'ye getirildikten sonra çıkarılan bir yasa. Daha önce idam cezası almış olanlar bir kereye mahsus 91 şartla salıverme yasasına göre 10 yıl yatıyorlardı. Sonraki süreçlerde de 36 yıl. Yani belli bir süre vardı. Yani şartla salıverme yasağı diye bir şey yoktu. Ama Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinden sonraki süreçte bu ölünceye kadar hapse dönüştürüldü. Ve ağır hasta konumda olsa bile cezaevinde öleceksin deniliyor. Yani bu konumdaki hastalara. Kesinlikle dışarıya çıkamıyorlar. En fazla şu anda erginlerin kalmakta olduğu Metris Red bir cezaevi gibi adına rehabilitasyon merkezi denilen işkence merkezlerinde tutuluyorlar. Dolayısıyla cezaevinde ölüme terk edilmiş konumdalar. Yani erginin sadece biraz önce anlattığımız o engelli halinin dışında KOAH, verem, yani baş ağrıları, bel ağrıları, yani bu kadar uzun süre cezaevinde kalan her insanda bulunan başka hastalıkları var ve verem hastalığı onun açısından ciddi bir yaşamsal tehlike arz etmişti geçmiş dönemlerde. Yani kan kusuyordu. O dönemlerde bile serbest bırakılmadı. Ve ona verilen Adli Tıp Kurumu raporu şu an hiçbir anlam ifade etmiyor. Adli Tıp Kurumu'nu biliyorsunuz, yani siyasi otoriteye bağlı, taraflı, bağımsız olmayan bir kurum. Ve zaten bu taraflılığını defalarca kez açık bir şekilde de ifade ediyor. Ve hasta tutsaklarla ilgili de yani olumlu yönde rapor vermesi, cezaevinde kalamayacakları yönde rapor vermesi çok istisnai bir durum teşkil ediyor. Buna rağmen Ergin'in durumu çok ağır olduğu için ve tek başına yaşamını idame ettiremeyecek konumda olduğu için
bu raporu aldı. Fakat bu rapor şu anda işlevsiz halde. Çünkü sadece adli kurumdan rapor almak yetmiyor. Yani burada yasama organı, onların çıkardıkları yasalar, yürütmenin anlayışı, yargı organlarının tavrı, yani ATK, mevcut siyasi iktidar ve yargı el birliğiyle cezaevindeki hasta tutsakları ölüme terk ediyor. Özellikle de Ergin Aktaş gibi çok tehlikeli konumda görünen bir eylem iddiasıyla yargılanmış olanları asla affetmiyor devlet. Yani onlara yönelik intikamcı bir yaklaşım içinde bu zihniyeti yargı organlarının verdikleri kararlara yansıyor. Şimdi Ergin Aktaş'ın içinde bulunduğu durum nedeniyle, yani mesela tek başına tek kişilik hücrede kaldı yıllarca. Arkadaşlarının yanına gitmesi yönündeki talepleri reddedildi. Bunun için açlık grevleri yapmak zorunda kaldı. Sonraki süreçte de işte herkesin bildiği gibi işte kolları olmayan birisi, ayakları olmayan bir diğer hastanın, felçli bir hastanın yanına verildi. Birbirlerine bakmaya mahkum edildi. İki ağır hasta konumdaki tutsak. Böyle bir aciz içindeydi devlet yani. Ve bu cezalandırmanın, onların içinde bulunduğu durumun insanlık dışı bir cezalandırma olduğundan hareketle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işte 3. maddesindeki işkence yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bu durumun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Ama AİHM başvuruyu reddetti. Daha önce Anayasa Mahkemesi de reddetmişti. İdare Mahkemesi de. Yani bu yaşanılan işkence, onur kırıcı, aşağılayıcı muamelenin bazı tehlikeli konumda görünen tutsaklar açısından ayrımcılık teşkil etmeyeceği görüşündeler. Yani Türkiye'deki anlayışla Avrupa'nın anlayışı çok fark etmiyor. Yani onlar açısından da çok tehlikeli görünenler açısından özel bir güvenlik sistemi getirilebilir ve onlara yönelik ayrımcılık uygulanabilir. Kendisini toplumsal muhalefet cephesinde görenler açısından yani cezaevindekiler, onlarca yıldır içeride yatan tutsaklar zaten unutulmuş durumda. Hasta mahpuslar da işte arada bir hatırladıkları ve mağduriyetlerinden yola çıkarak işte bazı taleplerde bulundukları insanlar olarak görülüyor. Oysa ki yani toplumsal bir mücadeleden bahsedilecekse o toplumsal mücadeleyi en direngen haliyle onlar cezaevinde yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Yani onlara bu toplumsal mücadelenin parçası olarak bakıp sahip çıkmaları gerekiyor.